Yasemin Hanım tam 20 yıldır kadıncağızın kulağı çınlıyor. Dedik uyuyamıyor, uykuya dalamıyor. Uyandığı zaman kulak çınlamasına tekrar uykuya dalamıyor. Stresli, gerilimli, uykusu rahat uyku uyuyamıyor. Günü yani perişan oluyor. Ne denemedi şey kalmamış. Beni aradı. Ne yapılabilir, ne yapılabilir? Şimdi bununla ilgili Ginkgo biloba. Ginkgo nedir? Şu iki loblu yaprağı olan bir bitki, ağaç. Sonbaharda çiçek yaprakları altın sarısı rengini alır. Bunun yaprağın birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ginkoloidler beyne kan akışını artırır. Pıhtırlaşma kan sayısını azaltır. Yani kanı doğal sulandırıcı. Herhangi bir yan etkisi yok. Beyni, gözü, kulağı besleyici özelliğe sahip. Bu ginkgo ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmış. Sadece Almanya'da bir yıl içerisinde 292 kulak burun boğaz doktoru kulak çınlaması diğer adıyla tinnitus rahatsızlığı yaşayan hastalar üzerine denemişler. 1357 hastayı tedavi etmişler. Fakat sadece tinnitus yani kulak çınlamasına karşı ginkgo yeterli gelmeyebilir. Neden? Neden hocam? Ne ekleyelim üzerine? Çünkü damarların iç yüzeyinde plak oluşmuşsa plağı çözmek gerekir. Bunun için iksir. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, 37 yaprak, kakaole içerir. Oo maşallah. 19 çeşit bitki. Aa, bu bütün damarlar açar. Kalp damarlarını, beyin damarlarını, organlardaki bütün yağlar eritir. Bazı vatandaşlar diyorlar ki ben iksiri kullandım çok zayıfladım, zayıflamak istemiyorum diyorlar, şikayetçi oluyorlar. Hayır, aynı zamanda zayıflatıyor yani bu iksir dediğiniz. Aa, güzel. Tamam. Onu ayrı kullanabiliyorlar mı hocam? Tabii tabii. Güzel. Sarımsak kokusu olduğu için biraz rahatsız oluyorlar ama